Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Hindistan, Xitayning tehdidi sebeplik Koral Suudisini şiddet bilen aşırdı. Tajiyen Torunun 4. Aprildeki haberde bildirilişe, Hindistan'ın Şarkı-Canubi Asya devletleri bilen kılgan Koral Yarak Suudisi şiddet bilen aşkan bolup, bu Hindistan'ın Xitayning künsiri küçüyüvatkan herbi tehdidigi takabil turuştiki muhim tedbirlerinin biri iken. Hindistan bu arkalık rayonda asaslı Koral bilen temillügücüge aylanışını ümit kılgan. Bildirilişçe aldıngı ayda Hindistan Mudapya şirketi Brahmos Aerospace'nin eğitişçe, bu yıl Hindonezya bilen az digende 200 milyon dolar kıymetindeki dereceden taşkırı avazdan yukarı süratlik çarılıkçı başkurulduğun bomba soğudu gelişimini tamamlap şirketinin Şarkı-Canubi Asya'daki bazar oranını kengaytışını ümit kılgan. Mülkerlenişçe bu gelişim Hindonezya'nın Şarkı-Canubi Asya'daki ikinci dereceden taşkırı avazdan yukarı çarılıkçı başkurulduğun bombayı iyi kılıdıkken. Bu şirket yine ötken yılı Filippin'a 375 milyon dolar kıymetindeki Kuruqluqtın denizdeki paraxotqa zərb beridigan başqurulduğan bomba setip bergen bolup, bu tunji qitimliq taşqı soudi hesaplandıken. Bildirilishçe bu soudi yana baş minister Narendra Modi'nin müdafiye sanayiti eksportini 3 hisse aşırış planının bir kısmı iken. Hindistan'nın devlet müdafiye eksporti bultur 1 milyard 800 milyon dolar bolgan bolup, Modi hükümeti kelgüsi 2 yılda eksportini 5 milyard dolarga yetküzüşünü plan kılgan. Singapur Devletlik Üniversitesi Janubi Asya Tadqiqat Ornının Hindistan Harbi Mutaxassisi Yogesh Joshi'nin aytishicha, Hindistan jazman asaslı koral bilen temillügücü bolishini, bulupmu süpüti yukarı bahası erzan koral yaraq sahasını terakki kıldırışını ümit kılıdıken. Angliya İstihbarat İdarisi kem uçuraydıgan tor hücumi bayanatı ilan kılınıyı. Angliya İstihbarat İdarisi başka hükümetlerinin tor tehdidiga zarb berish uchun az uchraydigan tor hujumi bayonotini o'tirg'i qo'ydi. Amerika ovozining 4 apreldagi xabarida bildirilishicha, Angliya İstihbarat İdarisi 4 aprel hujum xarakterlik tor harakati haqida kam uchraydigan bayonot e'lon qilib, Angliya hukumatining tor armiyasi qismining radikal unsurlar, saxta tashviqat harakatlari va saylamga aralashmoqchi bo'lgan tor hujumi qatorliklarini nishonlaganligini bildirgan. Bayanatta bu hücumlarının yakınki 3 yılda mahbi devlet tor armiyesi NCF tarafından işqa aşırılganlığı, mezkur tor armiyesinin 2020 yıldan başlap hareket başlaganlığı ve Angliya korallı kısımları ve akbarat hadimleri ve müdafiye hadimlerden terkip tapıdığanlığı bildirilgen. Mezkur organın baş direktörü Jeremy Fleming'nin eğitişçe, bu tor armiyesinin kuruluşudaki maksat künsiri davalğoş ve öz ara itibak küçeygen halkara cemiyette hakiki mesuliyetçen küçülük tor koşunu devleti buluş iken. Bildirilişçe, Angliya ötken ili Öktabr'de Xitay siyasetini ilan kılıp, Xitay'ni resmi tehdit qatarıga kirgizgen. Bu yıl Mart ayında Angliya'nın devlet müdafiyesi ve taşkışla doğrusudaki stratejilik bahalaş dokulati Xitay'ni devir karakterlik rekabetçi de bekitken idi. Bu bayanat 28 betlik makale bilen birge ilan kılıngan bulup, gerçi bu makalede Angliya'nın mesuliyetçen tor küçü devleti bulalaydıgan tarafları bayan kılıngan bolsumu, bırak bunun tefsilatları oturgu koyulmagan. Ma'lum bo'lishicha, gerçi Angliya oldin Qatardagi to'r kuchi bo'lib subti bilan uzundan buyon Amerikaga qo'shilib, Rossiya, Xitoy va Iran qatorliq davlatlar bilan bo'lgan kuch sinishish harakatlariga qatnashgan bo'lsa-mu, ammo Angliya taraf aloqador uchurlarni tashabbuskorlik bilan o'tirg'i qo'ymagan. Istanbulda barin qirg'inchiligini xotirlash va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. 1990 yılı 5. aprel yüz bergen barın kırgınçılıkının 33 yıllıkını hatırlaş hem de Xitayının Şarkı Türkistan'da devam kılıvatkan irki kırgın kılıç cinayi kılmışlarını kün tertipki keltiriş üçün İstanbul'daki Xitay Başkonsulxanası aldıdı namayış hem de ahbarat ilan kılıç yığılışı ötküzüldü. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi tashkillagan axborot e'lon qilish yig'ini Turkiya va Sharq Turkiston Istiqlol marshlari o'qilgandan keyin boshlandi. Oldi bilan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Udun afandi barin qirg'inchiligi haqida bayonot o'qib o'tdi. Bayonotda oldi bilan bugun xotirlanayotgan barin qatliamining 1990 yili 5 aprel Ramazon oyida Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Qizilsu oblasti Axtu noyisining barin yesida yuz berganligi haqida qisqacha tushuntirish berildi.
Arkadan Barın katliamının Xitayning rayonda icra qilayotgan majburiy tug'ut cheklash qatorliq qilmishlarga qarshi qo'zg'algan xalq qo'zg'olonga ikkalligi, xalq qo'zg'olonidan jiddiylashgan Xitoy tajovuzchilarining xalqni qattiq bostirganligi bildirildi. Bayonot yana Xitoyning 2017-yildan boshlab necha million Sharq Turkiston xalqini jazo lageriga qamab, majburiy qulluq amgigiga selib, oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizib, ularni butunlay yo'qotishga urinayotganligi ixcham holda o'tirg'i qo'yildi. Bayonot yana ahvol shundoq turib, islom dunyosi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilib, bizni yolg'iz qo'ymoqda. Biz Turkiya boshchiligidagi islom dunyosini Sharq Turkiston masalasini kun tartibiga olib kelib, Xitoyning bu jinoyatlarini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqiramiz, deganlar ta'kidlandi. Bayonotning oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va xalqaro axborot organlarini Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi ovoz chiqarishga chaqirdi. Namoyish Sutuq Bog'roxon ilm va madaniyat vaqfi muavin raisi, Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Umar Qarahajimning boshchiligida qilingan duo bilan oxirlashdi. Angliya Xitoyning TikTok shirkatiga 12 million 700 ming funt sterling jarimani qo'ydi. Angliya bolalarning sonliq ma'lumotlarini o'g'irlab, suiiste'mol qilish qatorliq har xil sabablar tufaylidan Xitoyning ijtimoiy aloqa subsi TikTokqa 12 million 700 ming funt sterling, taxminan 15 million 900 ming dollar jarimani qo'ydi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Angliya Uchur komiteti ishxonasi ICO'ning bayonotida 2020-yili Angliyada 13 yoshdan tuvan 1 million 400 ming o'smirning qonunga xilof ekanligiga qaramasdan TikTokni ishlatishiga yo'l qo'yilganligi bildirildi. 13 yoshdan tuvan bolalarning shaxsiy sonliq ma'lumotlarining ota-onalarining ruxsatsiz TikTok tomonidan o'g'irlab ishlatilganligi bayon qilingan bayonotda yana TikTokni bu supini kimning ishlatayotganligiga doir yetarli tekshirishlarda bo'lmadi. 13 yaşdan tövən ballarını bu süpüdün uzaqlaşdırış üçün kereklik tədbirlər yolu qoymadı, deyildi. Bayanatta Angliya Uçur Komiteti işxanası ICO'nun bir qısım yuqur dərəcəlik xadimlərinin 13 yaşdan tövən ballarının bu süpünü işiltişi və bu yerdən uzaqlaşdırılmasılığı əndişi payda qılğanlıqını bildirvatqanlıqı Xitayının ictimai alaqı süpüsü TikTok'nın bununla yetərlik cevap verilməgənliki əskərtildi. Bayonotda tekshirish natijasida TikTokqa 12 million 700 ming funt sterling, taxminan 15 million 900 ming dollar jarimani qo'yishning qaror qilinganligi uqtirildi. Amerika vakillar umiki poytaxt Kiyevda prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi. Amerika Avom palatasining bir vakillar umiki bilan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo boshchiligidagi bir vakillar umiki Ukrainada ziyoratda bo'lib, prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Avom palatasi istixborot davlat bexatarlik komiteti boshlig'i jumhuriyatchi Mayk Turner Twitterda uchur hambaharlab, o'z partiyasining bir qism palata a'zolarini o'z ichiga olgan bir vakillar umiki bilan birlikda Ukraina poytaxti Kiyevni ziyorat qilib, prezident Zelenskiy bilan ko'rishganligini bildirdi. Turner uchurida Amerikadagi ham jumhuriyatchilar ham demokratlar partiyasining Ukrainaning Rossiyaga qarshi ko'rishini davomli qo'llaydiganligini ta'kidladi. Ukraina prezidentlik mahkamasining rasmiy torbetida e'lon qilingan bayonotda Zelenskiyning Amerika Avom palatasi a'zolari bilan o'tkazgan suhbat jarayonida Amerikaning Ukrainani qo'llashining muhimligini ta'kidlaganligi qayd qilindi. Bayonotda Amerikaning Ukrainaga qiladigan yordamlari va Amerika Davlat Majlisining bu jarayondagi rolining muzokara qilinganligiga ishora qilindi. Zelenskiy yana ismi 2024-yildagi prezidentlik saylovining nomzodlari qatorida tilga ilinayotgan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo boshchiligidagi Amerika siyosiy yo'llari, sodiqlari va xayr-saxovat organlarining vakillarini qabul qildi. Pompeo Twitterdagi adresida ziyorat haqida uchur berib, "Men Ukrainadan yangi ayrildim. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tajovuzchiligi keltirib chiqargan ziyonni ko'rdim va Ukraina xalqining jasoratidan ilham oldim. Shu nuqta nihoyatda aniqki, Ukrainaning bu urushni oxirlashtirishiga yordam berish Amerikaning asosiy manfaatidir" deganlarini qayd qildi va bu orqa ko'rinishda Ukrainani qo'llashni davomlashtirishning muhimligini ta'kidladi. Turkiya Isroilning Masjidi Aqsoga qilgan hujumini la'natladi. Turkiya ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Quddusdagi Masjidi Aqsoga bostirib kirib, Falastin fuqarosi nurg'un kishini qo'lga olgan Isroil saqchilarining harakatlarini qattiq ayibladi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği, İsrailiye Bihaterlik Tarmaklarının Mescidi Aksa'ya kılgan hücumi ve kutrat kuluğu hakkında bayanat ilan kılıp, biz İsrailiye Bihaterlik kısımlarının tünü gün keçidin buyan Harem Şerif'nin mukaddesliği ve tarihi salahiyetini depsende kılıp, Mescidi Aksa'ya bastırıp kirişini, Kıbli Mescidi'ye kirvalgallarına müdahale kılıp, Nurgun Palestin puhrasını kolgu ilişini lenetleymez dedi. Mukaddes Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet kılgıçlarına qaratılgan bu hücumlarını her qandaq şekilde kubul kılgılıp olmaydıqallıqı tähkitlengen bayanatta biz hazırdın baştapla Gazze'ni öz içige alğan bu rayonda evcige çıkan ciddiçilikten küçülük endişe kılmaqtımız. İsrailiye hükümeti rayondaki ciddiçilikini teximi keskinleştirip etidigan her xil quturtuş xarakterlik hareket ve hücumlarını derhal toxtatışı kerek degen ibarlarga orun berildi. Hürmetli görümelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.